Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Türkiye'de yatırım denildiği zaman akla ilk gelen şey gayrimenkul oluyor. Bunlardan başka mevduat, borsa, altın, döviz ya da dövize dayalı bir takım enstrümanlar mesela Eurobond gibi şeyler insanların aklına geliyor. Bitcoin'de konuşulan yani kripto paralarda konuşulan diğer yatırım araçlarından bir tanesi. Ben şimdi size bugün Amerika'da Borsada işlem gören yatırım fonları, Exchange Traded Funds ya da kısaca ETF dediğimiz enstrümanlarla nasıl yatırım yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzda sizlere biraz böyle bilgi vermek istiyorum. Yani bir tavsiye niteliğinde değil ama Türkiye'deki o hep içine sıkıştığımız yatırımların çok daha dışında, çok daha farklı imkanlar olduğunu anlatmak istiyorum. Buna bir ansiklopedi gibi düşünecek olursak ben şimdi bugün size burada içindekiler kısmının bir kısmını anlatacağım ve orada da bazı bölümler hakkında özet bilgiler vereceğim. Çünkü çok çok kapsamlı bir konu bu. Şimdi Amerika'da yatırım yapmak istediğiniz zaman Türkiye'de bir takım tefas fonları var. O tefasta satılan fonlar üzerinden de Amerika'da yatırım yapabiliyorsunuz. Ancak bu videonun konusu bunlar değil. Yani o fonlar hakkında ben bilgi vermiyorum. Zaten onlarla ilgili bilgiyi gidip TEFAS'ta araştırıp bulup görebiliyorsunuz. Onlar konumuz değil. İkincisi böyle bir yatırım yapmak istediğiniz zaman orada bir hesabınız olması gerekiyor. Bu hesabı Türkiye'de de bazı aracı kurumlar sayesinde açabiliyorsunuz. Yani buradaki bir aracı kurumda hesap açıyorsunuz ama Amerika'da işlem yapabiliyorsunuz. Bana sık sorulan sorulardan bir tanesi de işte falan aracı kurum nasıl gibi oluyor. Ben kendim Info Yatırım'la çalışıyorum. Dolayısıyla başka aracı kurumlar nasıl çalışıyor, şartları nedir o konuda yardımcı olamıyorum. Info Yatırım'da hesap açmak isterseniz aşağıda linki var. Ona tıklayarak formu dolduruyorsunuz, sizi arıyorlar ve hesabı açabiliyorsunuz. Info Yatırım'da hesabınız olması tek başına yeterli değil. Amerika'da hesap açmak için bu aşağıdaki formu doldurmanız gerekiyor. Çünkü info yatırım aslında Interactive Brokers ile çalışıyor. Ve Interactive Brokers e, bazı özel bilgiler istiyor sizden. E, ve de hesap için minimum 2000 dolar yatırmanız gerekiyor. Bunlar e, haricindeki diğer konularda size yardımcı olurlar. Yani 2000 dolardan daha düşük bir parayla Interactive Brokers'da hesap açamıyorsunuz ve hesap açarken de e, vadeli işlemler yapıp yapmayacağınıza da karar vereceksiniz. Şimdi Amerika'da yatırım yapma dediğimiz zaman bu hisse senetleri şeklinde olabilir. E, bunu ben pek tercih etmiyorum. Çünkü hangi hisseyi alacaksınız, hangi hisseyi satacaksınız? Bu çok profesyonel bir iş ve çok kapsamlı bir iş. Böyle yani e, ben bunları inceleyeyim de kendim yatırım yapayım dediğiniz zaman çok çok emek vermek gerekiyor. Ve ben de üzerime böyle bir yük almayı istemem. İkincisi dağılım yapmak gerekir. Yani en aşağı 15 hisseye falan yatırım yapalım diyoruz. Bu sefer onları takip etmek, komisyonlar vesaire gibi şeyler Türkiye'deki gibi olmayabilir. Yani hisse senedine yatırım yapılmasını doğrudan tavsiye etmiyorum. Yatırım fonları üzerinden, mutual funds dediğimiz fonlar üzerinden yatırım yapılabilir. Bu güzel bir fikir olmakla birlikte bu videonun konusu değil. Çünkü bazı yatırım fonlarında da minimum işte 2500 dolarla yatırım yapmanız gerekir falan gibi bir takım kısıtlamalar var. O yüzden yatırım fonlarını çok da sevmiyoruz. Vadeli işlemleri de sevmiyoruz. Çünkü kaldıraçlı işlemler her ne kadar vadeyi uzatabiliyor olsanız da yani vadeli işlem çok riskli bir iş, spekülatif bir iş. Ama ETF dediğimiz zaman Amerikan borsasında hisse gibi alınıp satılabiliyor. Yani borsa açıkken o fonu siz alıp satabiliyorsunuz ve o anda gördüğünüz fiyattan alıp o anda gördüğünüz fiyattan da satıyorsunuz. işte bu kadar yani bu yatırım fonlarında ben emri verdim akşam olacak muhasebe olacak ondan sonraki o fiyattan bunu satılacak ya da alınacak gibi bir şey olmuyor. ETF o bakımdan daha güzel. Bin, 1700 e, üzerinde ETF var çok farklı ETF'ler var. E, o yüzden her türlü şeyi ETF ile yapabilirsiniz dediğimiz zaman e, yanlış bir ifade olmuyor şimdi Neden ETF'i tercih ediyoruz bir, Riski dağıtın diyoruz yani riski dağıtın demek e, Bütün paranızla borsaya girmeyin peki ne yapacak mesela bir insan Bütün parasıyla borsaya girmeyen ama bir kısmı borsada olabilir bir kısmı emtialı olabilir mesela Altında olabilir bir kısmı sabit getirili menkul kıymetlerde olabilir. Amerika'da da yüksek faizler var şu anda. Bir kısmı mesela gayrimenkul piyasasıyla ilgili bir takım fonlarda olabilir. Bir kısmı dolar endeksinin güçleneceğini falan düşünüyorsanız belki öyle bir para birimleriyle ilgili yerde olabilir. Ve bunlardan başka birçok farklı yerlerde olabilir. Mesela sadece Amerika'da değil Amerika üzerinden başka ülkelerde de yatırım yapabilirsiniz. Yani isterseniz Çin'dir, Brezilya'dır vesaire gibi yerlerde de yatırım yapabileceğiniz gibi gelişmiş ülke borsalarından işte birkaç tanesine birden yatırım yapan bir fonda olabilir. Yani siz şöyle iki tane hisse fonu alsanız biri gelişmiş ülke piyasaları biri Amerika bir tane mesela emtia fonu alsanız altın fonu bu olabilir bir tane genel bir imtiyaz fonu alabilirsiniz. Bir tane de mesela tahvil bono fonu alabilirsiniz ve böyle 5 tane şey aldığınız zaman inanılmaz bir dağılım yapmış oluyorsunuz. Sadece 5 tane hisse almış gibi düşünün pratikte ama aslında mesela bir S&P 500 hissesi aldığınız zaman 500 hisseye yatırım yapıyorsunuz. Tabii S&P'nin S&P 500'ün daha çok etkilendiği belki 15 tane hisse varsa aslında o 15 hisseye yatırım yapmış oluyorsunuz ama başka birçok şeye yatırım yapabilmiş oluyorsunuz. Şimdi ne tip ETF'ler var? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz zaten bahsettim ama öncelikle equity ETF dediğimiz hisse senedi de ETF'leri ki bunların içerisinde endeksler var, e, tematik şeyler var, sektörel var, kaldıraçlılar var, tersi olanları var. Yani siz S&P 500 düşecek diye mesela yatırım yapmak istiyorsunuz. Öyle ETF'ler var. eee MTA ETF'leri var dedik, uluslararası ETF'ler var dedik. Bir e, tarza göre yatırım yapanlar var. Mesela e, Value Investing dediğimiz değer yatırımı yapanlar var. Yahut büyüyen şirketlere yatırım yapanlar var. E, beta hesabına göre yatırım yapanlar var. Birçok varlığı birlikte tututan bizdeki mesela serbest fona benzer şekilde e, yatırım yapan fonlar var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyler var. Böyle bir ne bileyim kaldıraçlı olarak istersen bir 500 alma onu gibi şeyler var. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tanesinden örnek vereceğim. Siz bunları internette çok kolaylıkla araştırabiliyorsunuz. Birçok bilgi var. Ben burada Interactive Brokers'ın info yatırımı vermiş olduğu ekranı da kullanıyorum ama başka birçok yerde... Bunlarla ilgili bilgi bulabiliyorsunuz. İlk olarak belki para piyasası fonlarıyla başlamak istiyorum. Çünkü Amerika'da şu anda yüksek faiz var. Yani FED faizleri, kısa vadeli o repolar yüksek sayılır şekilde. Ve insanlar da para piyasası fonlarını takip ediyorlar. Bizdeki işte kısa vadeli borçlanma araçları gibi, likit fonlar gibi... E, fonlar var Amerika'da şimdi e, bunlardan mesela birincisi SHV şöyle size göstermeye çalışayım şimdi e, burada e, ekrana gelecek ama siz bunu mesela e, ne bileyim e, Tradingview gibi bir yerden de inceleyebilirsiniz mesela onu da açalım Tradingview'da da bu şekilde görülüyor şimdi e, burada ne görüyorsunuz mesela Fiyat böyle yükseliyor yükseliyor pat birdenbire düşüyor. Fiyat yükseliyor yükseliyor pat birdenbire düşüyor. Şuradan trading view göstereyim size. İşte böyle yükseliyor düşüyor. Adjust dediğimiz zaman bakın sürekli yükselen bir şey görüyorsunuz. Bu neden böyle oluyor dersiniz bizdeki para piyasası fonlarından farklı Amerika'dakiler. Yani bunlar e, fiyatları artıyor ama bir süre sonra yani temettü diyerek size bu parayı ödüyorlar. Yani siz ondan sonra isterseniz o parayla yeniden o ETF'den satın alabilirsiniz ama bu şekilde çalışıyor. Yani bizde mesela alıyorsunuz kısa vadeli borçlanma araçları fonunu. Sattığınız zaman işte bir gelir oluşuyor. O sizin geliriniz olmuş oluyor. Amerika'da yükseliyor fiyatlar sonra tekrar temettü diye ödeme yapıyorlar. Bunu bilmeniz gerekiyor yani kısa vadeli Hoşlanma araçları bu mantıkla çalışıyor Amerika'da. Şöyle işte anajast yani ayarlanmış fiyatlar işte bu şekilde mesela şurada başlıyor bir Aralık'ta. Bakın 15 Aralık'ta bir ödeme yapıyor mesela şurada bir Şubat'ta başlıyor. Şurada 28 Şubat'ta e, ta kadar geliyor. 1 Mart'ta tekrar bir ödeme yapıyor falan bu şekilde SHV e, size para kazandırmaya çalışan e, fonlardan bir tanesi. Bir tanesi diyorum ama en büyüğü çünkü 42 milyar dolarlık bir e, burada bono portföyü var bunların 42 milyar dolarlık bir para yönetiliyor burada. Bunlardan başka e, Bill var. Bill de çok meşhur ve Bill'de de, de e, 19 milyar dolara yakın bir para var. Bill'e bakalım şimdi. Bill çünkü burada e, bono demek an, bonoyu çağrıştırıyor iki lira olması gerekir ama Evet, bakın şurada işte Bill Spider Bloomberg 1.3 e, dedi. Yani 1 ila 3 aylık bonolardan e, oluşuyor. Hisse gibi görünüyor. Bakın burada Stock diye yazdı. Bill, Bill de işte benzer şekilde hareket ediyor. Bill bunlardan bir tanesiydi. E, yani bunu da düşünebilirsiniz. Bill'den başka mesela Vanguard'ın da bir tane var. E, onu da yazalım burada merak edenler için VGSH Vanguard e, short term treasury yani e, kısa vadeli hazine Amerikan hazine bonoları bunlar kısa vadeli. Orada da e, benzer mantık olduğunu e, biliyorsunuz. İşte kısa vadeli bonoları alıyor ve onlara yatırım yapıyor. Onlar da temettü ödüyor ama farklı zamanlarda ödüyor biliyorlar. Yani bunları araştırmak kolay, mümkün. Ben burada sadece üç tanesinden bahsettim ama çok var. Bana da genelde şöyle sorular geliyor. İşte şu da iyi değil mi, bu da olmaz mı falan gibi hepsini görebilirsiniz. Zaten bu platformu kullanıyorsanız o filtreleme falan da yapabiliyorsunuz. Diğer bir gelir elde etme yolu da Temettü yatırımı yatırımcılığıdır yani temettüye yatırım yapmak istiyor birçok insan mesela bizde o kadar uygun hisse yok acaba diyor Amerika'da temettü yatırımı yapsam nasıl olur işte o zaman gidip mesela 40 tane hisse alabilirsiniz Amerika'dan ama böyle bir şey yapmanız gerekiyor mu? yani 40 tane hisse hangileri yüksek temettü veriyor hangileri düzenli olarak bunu ödüyor hangileri işte bir taraftan da büyüyor falan derseniz. Böyle bir şeye gerek yok burada yapılmışı var Vanguard Dividend Appreciation ETF, VIG diye bir ETF var ondan bahsetmek istiyorum. Bunu da siz dediğim gibi Google'dan falan birçok yerden araştırabilirsiniz. Birçok ETF araştırma sitesi bile var. İşte VIG ETF'i şu şekilde bu size ETF değer kazandırmaya çalışıyor. Mesela burada burada bu araştırma bölümü var tabii ki bu portalin işte infoglob bu info yatırımın infoglob kısmı dediğim gibi bu daha önceden interaktif Interactive Brokers'dan geliyor. Bunların hakkında çok veriler var burada. Mesela kendi kategorisindeki en iyi getirenlerden bir tanesi 5 yıldızlı consistent return yani düzenli olarak istikrarlı olarak getiriyor vesaire %99.75'i temettü ödeyen hisselerde gayet güzel yani ayrıca buradan şöyle de bir bilgi alabiliyorsunuz hangi şirketler var bunun içerisinde United Health Group, Microsoft, JP Morgan Johnson Johnson, Visa, Procter Gamble gibi şirketler var. Ee, ve işte sadece Amerika değil başka yerlere de yatırım yapacak çok ufak o yatırımlar. Bakın burada da hangi sektörlere yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Yani işte Teknoloji, sanayi, e, mali şirketler, e, sağlık vesaire gibi birçok e, bilgi burada size veriliyor. Bunlardan... E, Bunlar tabi bu ben size sadece bir tanesini söyledim. Bunlardan başkaları da vardı başka bir tane de söyleyelim mesela iShares'in var DVY ona bakalım iShares Şöyle Evet iShares Select Dividend ETF DVY, DVY diye yazılıyor Stoku seçiyoruz bu da iyi, iyi sevilen şeylerden bir tanesi. Bakın bu bu da iyi getirenlerdenmiş ama diğer baktığımız ETF'e göre istikrarı daha düşük bunun. Yani bazen yüksek getiriyor, bazen düşük getiriyor. İçinde neler var diye bakabiliyoruz. İşte mesela enerji şirketi var, başka işte şirketler, Exxon falan, bir takım. Daha farklı şirketlere yatırım yapmış. Yani ETF dediğiniz zaman, dividend yani temettü ETF dediğiniz zaman bile birçok var. Bu söylediğimde de 29 milyar dolarlık bir para bulunuyor. E, Spider'in e, yani SPDR'nin ETF'i de var. Ondan da bahsedelim. sdy diye geçiyor. Spider ETF. E, Spider ETF nasılmış mesela? Burada da çok ciddi bir para var. Bu mesela her bakımdan çok beğenilen bir ETF'miş temettü açısından. Fakat tabii hisseler değer kaybettiği zaman bunlar da değer kaybedebiliyor. Her ne kadar size bu temettüyü ödeseler bile mesela burada son bir yılda değer kaybetmiş. Ama son 3 yıllık getirisi falan çok güzel bir ETF eğer temettü yatırımı yapmak istiyorsanız burada da işte içinde neler var dediğinizde işte başka başka hisseler olduğunu görüyorsunuz yani emettü yatırımında bile birçok değişik seçenekler bulunuyor şimdi bunlardan başka hadi biz bunları geçelim Peki yani biz para kazanalım diyorsunuz o zaman Amerikan borsasına yatırım yapacaksınız Amerikan borsasındaki en büyük fon yani ETF, Spider, e, S&P 500 Spider fonudur. SPY diye yazılır. Şöyle SPY diye yazdığınız zaman S&P 500'e yatırım yaparsınız. S&P 500'e yatırım yaparsınız. Bunu kullandığınız zaman, bunu bunu aldığınız zaman e, S&P 500'e yatırım yapan, S&P 500'ü takip eden başka fonlar da vardır. Sadece Spider fonu yok, başka fonlar da vardır. Mesela, eee iShares'in de vardır. IVV, iVV diye. Vanguard'ın vardır. VTI diye. Yani bu da olmaz mı diye böyle işte sorulması gere gerekli değil yani. Fakat bunlardan başka mesela uluslararası e, fon da var. Yani mesela siz Amerikan endeksine yatırım yapmak istiyorsunuz S&P 500'e Spider aldınız biraz da başka bir e, borsalara da yatırım yapayım diye düşünüyorsunuz e, MSCI e, ETF var yani, takip eden EFA isimli ETF var onu da özelliğine mesela DAX endeksi e, S&P 500'e göre çok daha iyi hareket etti e, bu tip başka e, yani Riski sadece Amerika'da bırakmıyorsunuz. Başka yerlere de dağıtabiliyorsunuz. Mesela EFA var. EFA da çok beğenilen şeylerden bir tanesi. Bakın şöyle bir EFA'ya bakacak olsak şöyle son bir yıllık baksak EFA'ya yani bir yıl önceki fiyatına geri gelmiş ama mesela Amerikan borsası bir yıl önceki fiyatına daha geri gelmedi bazı hisseler falan. Gayet geride kaldılar. Bu yani o yüzden iyi toparlamış şeylerden bir tanesi. International Large Cap yani büyük şirketlere yatırım yapan bir şirket. Şöyle bir mesela Holdings nedir diye baktığınızda işte Japonya var %21, %15 İngiltere var, %11 Fransa var, İsviçre var, Almanya var. E, bu şekilde yani e, farklı ülkelerde yatırım yapıyor. Gelişmiş ülkelerde ve de işte e, yatırımlarının %33'ü Euro, %21'i Japon yeni vesaire şeklinde. Yani böyle sadece e, dolar ve Amerika değil farklı şeylerde yapıp, yatırım yapabiliyorsunuz. Yani iki tane on aldığınız zaman hem S&P 500 hem de bu şekilde uluslararası yatırım yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Buna benzer emerging markets fonları var. Mesela EEM diye benim Türkiye ile zamanında karşılaştırmalar yapıyordum. Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapayım diyorsanız. Mesela ne zaman yapılabilir böyle bir şey? Amerika'da faizler düşüyordur. Amerikan borsaları belli bir yüksekliğe gelmiştir. O zaman gelişmekte olan ülkeler ucuz kaldı falan diye onlara yatırım yapılır. E siz de sadece Türkiye'de. Değil dünyada da gelişmekte olan ülkelere mesela e, bilim Brezilya Hindistan gibi yerlere de bu fon üzerinden e, Çin de mesela bunlara dair bu fon üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz IEM, i̇şte iShares, Emerging Markets bakalım mesela bunun içinde neler var e, çok popüler bir fon Tabii ki Holdings dediğimiz zaman neler varmış Çin var yüzde 30 Tayvan var yüzde 15 Hindistan var Kore Brezilya bu şekilde yani yatırımlar yapılabilir tabi Türkiye'de var bunun içerisinde ama çok daha küçük bir parçadır Mesela yüzde işte ikilik Tayland'a kadar böyle iniyor. Düşünemiyor musunuz bir tane fon aldığınız bütün bu ülkelere yatırım yapmış olduğunuz yani o bakımdan hakikaten bu itf yatırımı çok kolaylık sağlıyor sana çok da mantıklı geliyor. Gelişmiş ülkelere sadece para yatırayım diyorsunuz. O zaman Vanguard Developed Markets VEA var. Ona da bakalım şöyle. Vanguard FTSE Developed Markets VEA. Siz de bunları araştırabilirsiniz. Ben isimlerini o yüzden özellikle veriyorum size. Şimdi mesela burada neler var diye bakıyoruz. Burada da işte Japonya, Birleşik Krallık yani İngiltere dediğimiz, Kanada, Fransa, İsviçre, Avustralya, Almanya, Kore, Hollanda var. Diğer bir takım ülkeler de varmış. Yani Euro, Yen vesaire gibi şeyler var. Burada işte ne bileyim, ha ücretler de burada önemli. Mesela ücretleri de mesela görüyorsunuz, ücretlerin Türkiye ile karşılaştırıldığında, çok da düşük olduğunu görürsün total expense ratio denilen şey bu %0,05 Şöyle Bizde mesela yönetim ücreti diye bir şey var Ama fonun ücretleri içerisinde yönetim ücreti vardır denetim ücreti vardır işte Diğer masrafları falan da vardır Bunların hepsine birlikte bakmak gerekir sadece yönetim ücretinin yazılıyor olması da Tam bir bilgilendirme olmuş olmuyor size Burada Toplam Eee yani bütün o masrafların o toplam büyüklüğe olan oranını gösteriyor size ki yani inanılmaz derecede az burada gördüğünüz gibi yüzde 0,05 yani yüzde 0,1 bile değil onun yarımı kadar böyle şeyler komisyonlar yani yönetim ücretleri var ve hakikaten çok önemli. Şimdi e, endeks fonlarından bahsettik. Sektörel fonlardan, teknoloji fonlarından falan da bahsedeceğim ama ondan önce mesela size biraz da burada e, şeylerden bahsetmek istiyorum bonolardan. Neden? Çünkü Amerika'da faizler artarken bonolardan, tahvillerden para kaybedersiniz. Ama faizler yüksekse hem bunlardan bir getiri gelir. İyi gelir hem de faizler düşmedi düşmeye başladığı zaman tahillerden Çok iyi paralar kazanılabilir İşte e, Bunların içerisinde En en meşhuru TLT oluyor TLT şu şekilde Gördüğünüz gibi iShares 20 plus year treasury bond Yani 20 yıldan daha uzun Amerikan hazinesi tahvillerine yatırım yapıyor. 20 yıldan daha uzun. 20 yıldan daha uzun. 20 yıldan uzun bir şeye yatırım yapmanın faydası nedir derseniz. Yani eğer faizlerin düşmesini bekliyorsanız ki bekleyeceğiz. O da gelecek bir zaman. O zaman TLT aldığınızda faiz düştüğünde para kazanıyorsunuz. Hem de ciddi paralar kazanıyorsunuz. Faiz çıkarken de TLT size Para kaybettiriyor tamam ama şöyle düşünün mesela Fed faiz indirimine başladığı zaman artık Onun beklentisi daha önceden satılmış olup hisse senedi piyasası çok yükselmiş olur ve Fed faiz indirimine başladığı zaman da Belki 1-2 ay 1 ay 2 ay kadar mesela Hisse senedi piyasası yükselmeye devam eder ama ondan sonra Büyük satışlar gelir çünkü o Fed faiz indirmeye başlıyorsa bir tarafta işte resesyon riski görüyordur. Bir takım sıkıntılar görüyordur. O yüzden faiz indiriyordur. Mesela bu Covid işindeki gibi bir faiz indirme bu kapsamda değil. Çünkü orada e, olağanüstü bir durum var. Fed piyasaya likidite de vermek istiyor falan. O yüzden faizleri indiriyor. Ama normal e, işte işte e, business cycle dediğimiz böyle e, bir e, döngü içerisinde Fed faiz indirimine başladığında artık Amerika'da resesyon bekler. İşte senedinden de para kazanmıyor, kazanamıyorsanız o zaman neden para kazanırsınız? İşte TLT'den para kazanırsınız. TLT e, hakikaten e, çok iyidir bu işlerde para kazanmak için. Şimdi geçmiş performansa baktığınızda mesela TLT'nin çok para kaybettirdiğini görüyorsunuz. Son 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Çünkü e, son 3 yıldır mesela bakacak olursak. Çünkü Amerika'da faizler... Önce bir düştü ama ondan sonra da yükseldi. Faizler düşerken para kazandıran bir şey ihtiyacı. Ondan sonra da size para kazandırmıyor hatta para kaybettiriyor. Şimdi mesela bu, buradan TLT'ye bakacak olsak yani trading view'dan ve de şöyle mesela haftalıktan ben size göstereyim. Bakın şu şekilde yükseliyor. Hatta Faizler düşüyor falan çok kazandırıyor şu süreç içerisinde 2018'den 2020'ye kadar TLT iyi kazandırdı ama ondan sonra faizlerin sürekli olarak artması ve yani piyasada bu faizlerin artmasıyla FED çünkü bir şey yapmasa bile faizler artıyor bakın sürekli değer kaybetmiş ama çok rahatlıkla tekrardan bu 155. Dolara gelmesini bekleriz yeniden bir faiz indirim döngüsü başlaması durumunda Hatta e, Yani all time high 180 doları falan da Geçebilir TLT çok ciddi bir Potansiyeli var TLT'nin Sadece TLT de yok e, Bonolardan AGG de var e, iShares'in Vanguard'ın BND var Bond der gibi tam olarak e, ya da Genel ay investment grade corporate ETF var. Yani neden az yine tahvili alıyorsunuz? Yani tamam daha garanti olsun diye. Ama şirket tahvili alsanız bunun ne zararı var? Tamam daha belki ratingi yani kredi derece daha düşük oluyor daha riskli diye bir düşünebilirsin ama bunlar da yani böyle iyi şirketler olunca tabii ki yani işte onlar da size iyi, iyi paralar getirir. Neden olmasın ki işte BlackRock zaten Anheuser Busch çok büyük bira üreticisi, CVS Health Group, Goldman Sachs, T-Mobile, Warner Media, AT&T, Boeing gibi çok büyük şirketlerin tahvillerine yatırım yapıyor. Yani gayet güçlü şirketler ve birçok tahvile yatırım yaptıkları için işte bir şirkette sıkıntı olsa o dağılımı onlar sizin için yapmış oluyorlar ve de siz de bundan faydalanıyorsunuz. Bakın total expense ratio yüzde 0,14 bu da hakikaten çok düşük şeylerden bir tanesi. Mesela neye yatırım yapılabilir Amerika'da? Gayrimenkule yatırım yapılabilir değil mi? Yani gayrimenkule ne zaman yatırım yaparsınız? Faizler düşmeye başladığı zaman gayrimenkullerin artmasını beşlersiniz. Ee, mesela Vanguard Real Estate bunlardan bir tanesi. Vanguard Real Estate çünkü gayrimenkul ile ilgili şirketler burada vardır. Şimdi faizler arttığı için bakın sürekli gayrimenkul şirketleri para kaybettiriyor ama bunların da Para kazanacağı zamanlar gelecek. Ee, mesela son 3 yılda para kazandırmışlar. Geçtiğimiz yıl para kaybettirmişler. Ee, bu, bu içerisindeki hisselere de baktığınızda yani birçok böyle bununla ilgili e, gayrimenkulle ilgili e, şirketler bunun içerisinde bulunuyor. Başka mesela bunlardan çarşuvabın var. E, S.C.H.H diye gayrimenkul yatırımı. Şimdi bunlardan başka yani başka gayrimenkul birçok şeyler var. Ben bir de emtia'dan bahsetmek istiyorum. Emtia denildiği zaman herkes altın, gümüş. Peki altın almak istiyor istiyorsanız altını nasıl alacaksınız? GLD ile alabilirsiniz. Spider GLD var. GLD de size altın altını takip eder. Nasıl oluyor dersiniz? Şöyle oluyor. Altınları fiziki olarak alıyorlar. Yani bu aldığınız altının karşında fiziki altın var. Gümüş alabilir misiniz? tabi Silver, silver'dan gelen şekilde SLV var. Şöyle göstereyim. SLV, silver der gibi. Böyle silver trust. Bu da gümüş olmuş oluyor. Gümüş alabilirsiniz. Gene bunları kullanarak petrol alabilirsiniz, bir emtia sepeti alabilirsiniz. Yani çok güzel bir şekilde dağılım yapabilirsiniz. Mesela bir tane spider aldınız SP'ye, bir tane de uluslararası fon aldınız, bir tane emtia sepeti aldınız. Bakın 3 tane fonla inanılmaz bir dağılım yaptınız. Enerji sektörüne yatırım yapabilirsiniz. Sadece işte o petrol, doğalgaz falan onlara yatırım yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Finans sektörüne yatırım yapılabilir. Başka sektöre birçok yatırım yapılabilir. Ben burada bir de mesela şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da böyle ilginç bir şey. ProShares Ultra S&P 500. Ultra S&P 500 Bu nedir derseniz bu kaldıraçlı olarak S&P 500'e yatırım yapıyor ee, Mesela burada Bununla ilgili Rapor da var bakın raporda ne diyor S&P 500'e 2 çarpı kaldıraçla Yatırım yapıyor yani Siz risk almak istiyorsunuz burada ee, Ve de Diyorsunuz ki ben S&P 500'ün Artmasını bekliyorum Artık bence yükseliş trendine girdi, ama e, bunu kaldıraçlı olarak almak istiyorum. Yani çünkü S&P 500 belki 25 yapacak, bu beni tatmin etmiyor. Ben 50 kazanmak istiyorum diyorsunuz, o zaman daha fazla risk almak isterseniz işte burada var ProShares e, Ultra S&P 500, SSO bu şekilde e, ismi incelemek isterseniz. Başka mesela e, var. Nasdaq için bu şekilde var. Naz, Nasdaq'a yatırım yapmak isterseniz onu da şöyle göstereyim. Mesela Nasdaq'a yatırım yapmak istiyorsanız onun mesela yapılacak şeyler bir tersi, QQQ. E, QQQ ile Nasdaq'a yatırım yapabilirsiniz. Şuradan hemen göstereyim size TRŞ'den. Altavista e, diye bir şirket burada e, onlar hakkında araştırmaları var. Çok güzel bu portalın içerisinden ulaşılabiliyor. Bakın Invest QQQ Trust bu Nasdaq'a yatırım yapar, değil mi? Şimdi bunun başına T koyuyoruz, koyuyoruz. TQQQ, Ultra Pro e, diye. Bu da Nasdaq'a yatırım yapıyor, ama Nasdaq'a 3 çarpı 3 çarpı kaldıraçla yatırım yapıyor. 3 çarpı kaldıraçla Nasdaq'a yatırım yapabilirsiniz Yani Nasdaq'ta mesela %35'lik 40'lık bir yükseliş öngörüyorsunuz. Eğer bu fonu alırsanız ve o %35'lik 40'lık yükselişte olursa Nasdaq'ta %100'ün üzerinde %120'ye e, böyle bir kar elde edebilirsiniz. Ama düştüğü zaman da çok kötü düşüyor. O yüzden dönemsel olarak bunlara belki girip çıkmak lazım. Çünkü son 5 yıllık performansa falan baktığınızda %19 falan getirmiş. Çünkü o düştüğü zaman mahvediyor bunlar. Kaldıraçlı şeylerin böyle bir etkisi var. Bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Şimdi bugün bunlar söyledikten sonra şöyle de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dünyada bir devrim niteliğinde gelişme oluyor anda O da teknoloji alanında e, yapay zeka dediğimiz e, ve yapay zekanın da daha ziyade makine öğrenmesi kısmı burada öne çıkmış vaziyette. Devrim niteliğinde bir şey gelişmeler oluyor. Bence çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Amerika'da büyüme büyük ölçüde verimlilik artışından gelmiştir. Yani uzun bir süredir böyle. Yani onlar daha fazla sanayide üretim yaparak büyüme yolunu terk ettiler. Yıllar oldu. o sanayi üretimiyle büyüme modelini işte Çin'e, Hindistan'a bilmem nereye ucuz yerlere gönderler. Kendilerinde de bir sanayi var ama katma değeri çok yüksek olan savunma sanayi gibi şeyler var. Asıl verimlilikten büyüyorlar. Verimlilikten de e, büyürken burada işte bu 90'lı yıllarda bilgisayarlar, 2000'li yıllarda bilgisayarlar ve işte bu e, ofis programları dediğimiz şeyler Microsoft Office, Word, Excel vesaire gibi şeyler ve internet ondan sonra bunun üzerine gelmesiyle e, 2010'lu yıllarda internetin de çok daha hızlı, çok daha yaygın kullanılmasıyla bu şekilde geldi. 2020'ye geldik. Şimdi aynı şekilde verimliliği artıracak olan bir gelişme yaşanıyor. Chat GPT kullanmış olanlarınız vardır. Hakikaten çok güzel bir şey. Daha bu ilk şeylerden bir tanesi. Daha bunun gibi birçok çıkacak şeyler var önümüzdeki haftalarda aylar içerisinde. Çok hızlı gelişiyor çünkü. Chat GPT ne yapıyor derseniz işte giriyorsunuz bana şunlarla ilgili bir çalışma yap diyorsunuz. İşte 20 tane bana şununla ilgili fikir ver onlarla hakkında bir Özet yap diyorsunuz sizin gidip o Google'dan tarama yapıp bir araya getirip bir dosya haline getireceğiniz bir işi sizin için çok efektif bir şekilde yapıyor sadece onun dilinden anlayıp ona iyi tarif edebilmeniz lazım ne kadar iyi tarif ederseniz o kadar güzel bir şekilde alabiliyorsunuz tamam bu şu anda ilk kullanım alanlarından bir tanesi bunun gibi başka birçok kullanım alanı da şu anda var ve bunlar... Dünyayı değiştirecek. Şimdi e, yani e, burada biz yatırım yaptığımız zaman nelere yatırım yapıyoruz? Kendi ülkemizdeki şirketleri kötülemek istemiyorum ama pek geleceğe dönük yatırımlar yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yani bizde mesela neye yatırım yapılıyor? Çok güzel, çok beğendiğim, ucuz bulduğum ve, ve yani güçlü gördüğüm bir şirket mesela TÜPRAŞ. Ama sonuçta petrol endüstrisi bunun ne kadar bir geleceği var? Yani dünyada petrol talebinin önümüzdeki artık 10 yıl sonra mı 15 yıl sonra bir yerde zirveye ulaşması bekleniyor. Ondan sonra petrol talebi hep daha düşük olacak. Dünyada artık değişiyor. Petrol hep petrol hep bir talep olacak ama o zirve görüldükten sonra yani petrol şirketleri bu işlerden fazla para kazanmayacak hale gelecekler. Ama bakın Amazon, Google, yani Alphabet Microsoft, bu şirketler daha sonradan da işte mesela Meta nasıl geliştiler? Nasıl büyüdüler yani? O yüzden burada biraz böyle teknolojiye bakmak lazım. Özellikle de bu yapay zeka ile ilgili teknolojilere bakmak lazım. Yapay zeka ile ilgili teknolojiler dediğimiz zaman da bazen de bunların donanımlarını oluşturan şirketlere bakmak gerekiyor. Yani mesela bir tarafta işte altın var, altın çıkarmaya gidiyorlar. Altın çıkartan şirketlere mi yatırım yaparsınız yoksa işte kazmak kürek mi satanlara yatırım yaparsınız gibi o tarz şeyler de var yani düşünülmesi gereken. Ve de hangi şirketler böyle olacak derseniz işte fonlar, bunları takip ediyor sizlere de e, böyle bir bunlara yatırım yapma fırsatı veriyorlar. İşte ilk fonumuz Bots Global X Robotics ve Artificial Intelligence e, fonu. Bunun da ben size buradan AltaVista'nın e, şeyini açayım raporunu e, yani şimdi bu geçmiş verilere baktığınız zaman belki çok iyi gibi görünmüyor. Fakat mesela beğenilmiyor şu anda bu fon. Fakat size bir fikir versin. Mesela bunun içerisinde ne var? Sonra mesela içinde bu hisseler olan başka fonları da araştırabiliriz. Mesela en tepede Nvidia var. Bakın Nvidia bilgisayar kullananlarınız, bilgisayarda oyun oynayanlarınız e, bilir. Grafik kartı yapıyor. Ama artık sadece grafik kartı yapmıyor Nvidia. E, yapay zekanın özellikle makine öğrenmesi için öğrenmesinde kullanılan devreleri de yapıyor. Yani biraz kazma kürekçi gibi. Kendisi de yapay zeka ile ilgili bir şeyler geliştiriyor. Mesela ben şu anda sesimi biraz daha uzaktan kaydediyorum. Bu etrafta da bir takım gürültüler vesaire gibi şeyler var ama onların hepsini e, filtre ediyor ve size daha berrak bir ses olarak e, getiriyor Nvidia'nın e, kartı, görüntü kartını yapıyor. İşte bütün bunlar makine öğrenmesiyle yapılmış şeyler. Yani aklınızda bulunsun. Bu bugün böyledir ama Globalix e, Global X Robotics Bots diye geçiyor. İleride değişik olabilir. Mesela iShares Robotics Artificial Intelligence var. Orada da iki buçuk milyar dolar para bulunuyor. Şöyle ona da bakalım. iShares Robotics. Yani Robot dediğin zaman mesela bunların içerisinde e, ameliyat robotları da giriyor işin içerisine. Bugün artık ameliyatlarda kullanılıyor. Aşağısı Robotics and Artificial Intelligence. Bunun içerisinde mesela Nvidia daha düşük miktarda var. Şu anda mesela bu da beğenilmeyen şeylerden bir tanesi. Fakat bunun içindeki hisseler de önemli. Mesela Meta da var işte bunun içerisinde vesaire. Bu bu tip yani şeyler şu anda çok beğenilmiyor. Ama ben size bunları beğenilmese de anlatmaya çalışıyorum. Bunların gelecekte çok ciddi potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Mesela First Trust Nasdaq var. Robot gibi R-O-B-T. Robotik şeyler bugünlerde beğenilmese de bunlar çok gelecek vaat ediyorlar. Bakın bu da underweight. Bunu da beğenmiyoruz demişler. Bunun içerisinde mesela Nvidia gözükmüyor bile. Bunlar daha farklı şeylere yatırım yapmışlar. Bu da gelecek vadeden bence fonlardan bir tanesi. Başka ha, çok meşhur bir şey var. Yani bunu, bu da mesela çok kötü gidiyordu. Bunu da Nvidia kurtardı. Ark. Ark otonom teknolojileri ve robotik. Yani otonom teknoloji kendi kendini süren otomobiller gibi düşünebilirsiniz Ark'a bakalım. Ark uzun süre kötü gitti, para kaybettirdi. O yüzden de burada mesela underweight diyor ama mesela şimdi Ark kara da geçti ondan sonra. Yani para kazandırmaya da başladı insanlara diyebiliyorum. Evet, Year to date işte yıl bu yıl başından beri yüzde 22 kazandırmış ama geçen sene para kaybettirmişti. Ark, Tesla var burada en çok arkın içerisinde şimdi ark burada şöyle bir yatırım stratejisi var ee, yani haberlerde falan karşınıza illaki çıkar arkın başındaki CEO'su da bir kadın ee, ve sürekli olarak şunu söylüyor yani tamamen yani iş dünyasını iş yapış tarzını değiştirecek şeylere biz yatırım yapmak istiyoruz diyorlar yani onları öyle çıkartıyoruz diyorlar Mesela burada bir zamanlar Zoom'dan çok ümitliydiler. Çünkü herkes işte pandemi zamanı Zoom kullanıyordu falan. Yani işte böyle iş yapış şeklini değiştirecek. Yani çığır açacak şeyler peşinde koşuyorlar. Tabii birçoğu belki istenilen performansı vermiyor ama bunların da iddiası hayır. Gelecek burada. Bugün belki para kaybedebilirsiniz ama ileride bu işlerden çok kazanacaksınız gibi. Bunların içerisinde değişik yani böyle hakikaten böyle bu adamlar ne yapmak istiyor diye incelenmesi gereken fonlar var. Mesela Internet of Things nesnelerin interneti ile ilgili projelere yatırım yapan bir fon SNSR diye geçiyor. Global X Internet of Things tematik. Mesela burada e, ETF'lerin bir kısmı da bir tema üzerine de yatırım yapabilirler. İşte bu temalardan bir tanesi de bu. E, nesnelerin interneti ne yatırım yapmak istiyorum. Nesnelerin interneti dediğin zaman işte ne bileyim bizim evde şimdi bir akıllı termostat var. Ben bu cep telefonundan e, akıllı termostatı ayarlayarak işte şu saatlerde benim kombim şu ısıda yansın ama gece olduğu zaman ısısı düşsün yapabiliyorum. Mesela dışarıdayım evi boş yere ısıtmasın kapatıyorum ama yola çıkmadan bir saat evvel açıyorum ki işte ben genceye kadar ısınsın falan gibi. Bu çok en basit şekli yani böyle internet of things nesnelerin interneti. İşte bununla ilgili hangi şirketler var? Bakın birçok şirkete yatırım yapmış. Hatta içinde İsviçre'de, Tayvan'da, Fransa'da, Avusturya'da bulunan bir takım şirketlere de yatırım yapıyor. Büyük şirketler de var içerisinde. 10 milyar doların üzerinde piyasa değeri olan başka orta küçük şirketler vesaire de var. Yani çok hayal edemeyeceğiniz şeyler var ETF'lerin içerisinde gittiğiniz zaman. Son bir tane daha söyleyeyim. Çok uzun bir video oldu bu ama biraz böyle hayal gücünüzü zorlayacak şeyler olsun istiyorum. Biraz böyle ufkumuzu açalım istiyorum. İşte bu da mesela bu şirket, bu fon böyle doğrudan bu tip şeylere yatırım yapmıyor. Yani yapay zekadır, robotiktir vesaire. Onlara yatırım yapmıyor ama onların kullandığı yarı iletkenleri üreten şirketlere yatırım yapıyor. Mesela işte Nvidia burada da var çünkü Nvidia'nın devreleri var diyoruz. Tayvan'da olan Advanced Micro Devices var. İşte Qualcomm değil mi? her cep telefonunun içerisinde neredeyse Qualcomm'lar falan var. İşte %77'si Amerika'daymış, %11'i Tayvan'daymış. Bunlar da böyle ilginç. Yani şöyle bir toparlayayım desem bile çok uzun geliyor. Böyle Türkiye'de sınırlı imkanlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Gene Türkiye'de yatırımınız olsun. Birçoğunuzun belki zaten Türkiye'de gayrimenkul yatırımınız var. İşte ne bileyim. Eurobond'unuz var belki. İşte belki borsada yatırımınız var ama ben böyle bir geleceğe yatırım yapmak istiyorum. Ya da farklı bir yatırım yapmak istiyorum dediğiniz zaman işte Amerika'da bu yatırımı yaptığınızda Türkiye riskinden uzaklaşıyorsunuz. Dolarla da sadece Eurobond almak gerekmiyor. İşte bir sürü değişik alınabilecek şeyler var. İlla ki Amerika'nın hisse senetlerine de yatırım yapın demiyorum. Yani orada da tahvillere de yatırım yapılabilir. Tahvillerle de para kazanılabilir ama şöyle bir dengeli portföy oluşturuyorum dediğiniz zaman işte burada çok kolaylıkla 5 tane, 4 tane, 4 tane, 5 tane ETF alıp dengeli portföy oluşturabilirsiniz. Bu teknoloji ETF'lerinden alıp belki 10 sene unutmak istiyorum diyenler var. 10 sene unutabilirsiniz belki ark ark 10 sene sonra kim bilir ne olacak. Yani alıp ark 10 sene unutabilirsiniz belki bolt 10 sene sonra kim bilir nerelere gider bu işler. Yani çok uzun vadeli yatırım yapmak için çok güzel imkanlar var. Temettü istiyorsanız onlar falan da var. E, yeter ki biraz bu konulara ilgi duyun. Biraz ve bir şeyleri araştırın. Ben de zaten bir ilgi uyansın diye bunu yaptım. Ve size de bir başlangıç olsun diye. Yani. Ne araştıracaksınız? ETF araştıracaksınız. İşte bunlar da size bir fikir versin diye oldu. E, tekrar edecek olsak. Bu tip yatırımları yapmak istiyorsanız yurt dışında bir hesabınız olmalı ya da yurt dışında yatırım yapabileceğiniz burada bir hesabınız olmalı. Burada birçok e, aracı kurum bu hesabı size açıyor. Ben onlar hakkında bir şey bilmiyorum. Ben Info yatırımla çalışıyorum. Info Yatırım'da da bir Info Glob bölümü bu işe bakıyor. Hesap açmak isterseniz aşağıda da linki bulunuyor. İşte bugünlük de bu kadar.